Değerli dostlar, merhabalar dostlarım. Şimdi konuya kadar geldik kardeşler. Bakalım burada ne yapacağız? Bir görelim kaç tane köşe taşı varmış. 6 tane köşe taşı varmış kardeşim. Hemen birinci köşe taşıyla başlayalım. Hem bir yandan koniyi tanıyalım. Koni bir piramittir arkadaşlarım. Tabanı daire olan bir piramittir. Dolayısıyla asıl ismi daire piramit diye geçer. Burada koninin hacmini soruyor, yani piramidin hacmini soruyor. Bizim taban alanını bulmamıza ihtiyacımız var. Bunun için yarı çapına ihtiyacım var dostum ki 4, 8, 4 kök 5 üçgeninden yarı çapım 4. Taban alanı pi r kare, yani pi çarpı 4'ün karesi çarpı yükseklik 8. Piramit olduğu için bölü 3'ü unutmuyoruz dostlarım. İşte sorumuzun cevabı 80, 48 daha 128 pi bölü 3 geldi. İkinci soru. Şimdi yine bir konimiz var. Şöyle çizmeye çalışalım. Taban yarı çapı 5. Şurası 5'miş. Ana doğrusu şu yandaki üçgen gibi görünen kısmın şu kenarı 13'müş ana doğru. Demek ki yüksekliği de 12 olacak dostlarım. 5, 12, 13 üçgeninden. Hacmini soruyor. Taban alanı pi r kareden 25 pi çarpı yükseklik 12 bölü 3'tü ki 4 kaldı. 100 pi çıktı sorunun cevabı. Hacimleri 15 pi ve 16 pi olan koni biçimindeki iki külahın taban yarıçapları sırasıyla 3 ve 4 birimdir dostlarım diyor. Şuranın yarıçapı 3, şuranın yarıçapı ise 4 birimmiş. Şimdi bize yükseklikleri lazım bunların. Şuradaki dik yamuk oluşuyor görüyorsunuz. Bize de TP arasındaki mesafeyi soruyor. Onu da şuradan bulacağız değil mi? Şuradan dik çizeceğiz. Şurasına 7 diyeceğiz. X'i soruyor. Şu Pisagor'dan soruyu çözeceğim. Ama bunun için yükseklikleri lazım. Şimdi birincinin hacmini yazalım. Taban alanı pi r kareden 9 pi çarpı yükseklik h bölü 3. 15 pi'ymiş. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 3 pi'ler gitti. 3H 15 ise H 5 çıktı. Bunun yüksekliği 5'miş. Şununkini bulalım. Taban alanı pi r kareden 16 pi çarpı yükseklik bölü 3 eşittir 16 pi'miş. 16 pi'ler gitti. H eşittir 3 geldi. O halde burada 3, buraya da 2 kaldı. Şimdi x kare eşittir 49 artı 2'nin karesi de 4. 53 kök 53'tür. Bursa'dır sorunun cevabı. Birinci köşe taşını gömdük. Geldik ikinci köşe taşına. Taban yarıçapı 10, yüksekliği 12 olan dik daire, sel, silindir bir kap. Taban yarıçapı 2 kök 3, yüksekliği 5 birim olan dik dairesel konu biçimindeki kaç eş dolu bardakla tam doldurulabilir? Şimdi dostum bir silindir var, ilk önce onu gösterelim. Taban yarıçapı 10 birim olan, yüksekliği de 12 birim olan bir silindir. Tamam. Hemen hacmini bulalım bunun. Taban alanı pi r kareden 100 pi çarpı yükseklik de 12. Bunun hacmi bu. Diyor ki bir de taban yarıçapı 2 kök 3 olan bir tane de koni varmış dostlarım. Ve yüksekliği de 5'miş bunun. Yüksekliği 5, taban yarıçapı 2 kök 3. Bunun hacmini bulalım. Taban alanı 12 pi. Pi r kareden 12 pi çarpı yükseklik 5 bölü 3. Hatta şunları sadeleştirelim. 20 pi. Bunun da hacmi. Bundan kaç tanesiyle bu dolar diye soruyor dostlarım. Yani hemen hacimlerini bölersek 100 pi bölü 12 çarpı 12'yi 20 pi'ye böldüm. Pi'ler gitti. 20'ler gitti. 5 kaldı. 5 kere 12. 60'mış. 60 katıymış hacimleri. Demek ki 60 bardakla dolduruyoruz. İçi dolu bir dik koni. Şimdi taban yarıçapı 6 santim, yüksekliği 10 santim olan bir konimiz var arkadaşlarım. Gösterelim. Yüksekliği de 10 santimmiş. Şöyle gösterdik. Eritilip elde edilen madde ile taban yarıçapı 2, yüksekliği 6 santim olan kaç tane silindir yapılır diye soruyor. Bunun hacmini bulalım. Taban alanı 36 pi. Yükseklik 10. Bölü 3 gitti gitti 12, 120 pi geldi. Şimdi yapacağımız silindirlerden birinin hacmini bulalım. Şöyle bir silindir yapacağız. Yüksekliği 6,
yarıçapı 2 olan, taban alanı pi're kareden 4 pi çarpı yükseklik 6'dan 24 pi'lik silindir yapacağız dostlarım. Kaç tane yaparız diye soruyor. Yani kaç tane 24 120'ye eşittir diye soruyor. 5 tane. Kırmızı çizgilerle eş bölme alanının dik silindir biçimindeki kütük KL boyunca kesilerek iki silindire ayrıldı. Tamam. Ardından sağdaki parça yüksekliği değişmeden yontulup dik koni yapıldı. Bakın şuradaki parçayı şöyle yontmuş. Şurada bir koni oluşturmuş dostlarım. Şöyle bir koni. Buna göre sağdaki parçanın hacmini soldaki parçanın hacmine oranı nedir? Bakın bunun yüksekliğine şuraya 2H diyelim. Çünkü iki parçadan oluşuyor. Şurada kalan silindirin yüksekliği de 3H oluyor değil mi? 3 parçadan oluştuğu için. Yarı çapları da bunların eşit. İkisinin de yarı çapı R. Yükseklikleri de biri 2H, biri 3H. Hemen sağdaki parçanın hacmini bulalım. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 2H bölü 3'tür. Şimdi bölü soldaki parçanın hacmi. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 3H. Silindirin hacmini yazdım. Pi r kareler gitti tabii ki. Şunu da ters çevirip 1 bölü 3H diye çarpalım. H'lar gitti. 2 bölü 9 çıktı dostlarım. Sorumuzun cevabı. Hadi bakalım. İkinci köşe taşını da gömdük. Üçüncü köşe taşındayız. Taban yarıçapı 5, yüksekliği 12 olan silindirik koninin yüzey alanı nedir diye soruyor. Bir gösterelim koniyi şurada dostlarım öncelikle. Şöyle. Yarıçapı 5, yüksekliği 12. O zaman ana doğrusu L dediğimiz şey 13. Koninin yüzey alanı demek taban alanıyla yan alanını toplayın demek. Taban alanı pi r kare 25 pi. Şimdi koninin yan alanı şuydu. Deterjan markası pi ril dediğimiz markaydı değil mi dostlarım? Pi rl. Şimdi pi tamam. R'yi 5 diyebiliyoruz. L'yi de 13 bulduk. Bakın ne çıktı? 50, 15 daha. 65 pi de buradan geldi. Bu da yan alan. Bu taban alanı, tüm alanını soruyor bize. Topladık 90 pi'miş tüm alanı dedik. Geldik 2'ye. OC4, dik koninin hacmi 16 pi. Şimdi taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h bölü 3 koninin hacmi. Ve bu da 16 pi'miş. 16 pi'leri silersek h eşittir 3 geldi. Demek ki yüksekliği 3. 3 4'ten 5. Yanal alanını soruyor. Yan alan, yanal alan neydi? Piril, deterjan markası. Pi'miz tamam. R'miz 4, L'miz de 5. 4 kere 5, 20 pi çıktı arkadaşlar. Taban alanı 24 pi. Yani pi r kareydi taban alanı. 24 pi'miş. Pi'ler gitti. R kare 24. Yani R 2 kök 6. Tamam. Dik koninin yüksekliği bu. Koninin yanal alanı nedir diye soruyor. Hemen dik konimizin önce ana doğrusunu bulalım. Şimdi taban yarıçapı 2 kök 6. Yüksekliği kök 30. Pisagor yapıp şu ana doğruyu bir bulalım. 2 kök 6'nın karesi 24. 30'un karesi de kök 30'un karesi de 30. 30, 24 daha 54 yaptı. Yani kök 54 o zaman bizim ana doğrumuz. O da 3 kök 6 yapıyor dostlarım. Peki hocam. Yanal alanı nedir diye soruyor. Pirildi. Deterjan markası demiştik. Pi çarpı R'yi 2 kök 6 bulduk. L'yi de 3 kök 6 bulduk. Bakın ne çıkıyor? 2 kere 3 6. Kök 6 ile kök 6 da 6. 36 pi geldi. Şimdi AK 10. 9, 21 tamam. Yüzey alanı nedir diye soruyor. Gelin şuradan tam ortasına bir diklik indirelim. Şimdi tam ortamız toplam 30 olduğu için 15 burası. Buraya da 6 kaldı. 6, 8, 10'dan 8. 8, 15'ten 17'yi yazdım. Şimdi yüzey alanı neydi? Bir taban alanını bulacağız ki tabanı daire. Dairenin alanında pi r kare. Pi çarpı 15'in karesi o halde. Artı yanal alan. Yanal alan neydi? Piril. Yani pi çarpı r çarpı ana doğru 17. Evet, buradan da şimdi toparlayalım. Burası 225 pi yaptı. Artı
225'e bir 30 ekleyeceğiz. 255 pi de bu yapar. Toplarsam 450'ye bir 30 ekledim. 480 pi. Denizli. Dördüncü köşe taşımız. Oh, bayağı da uzun. Oo, bayağı da sorusu var. Merkez açısı 150, yarıçapı 12 olan daire dilimini birleştirerek dikkone elde ediliyor. Elde edilen koninin taban yarıçapı nedir diye soruyor. Bakın, bu dairenin şuradaki yarıçapı 12, kıvrıldığında ana doğru olur. Burası 12. Şimdi taban yarıçapını soruyor, R'yi soruyor bize. Dostum, şu ilişkiyi bileceksiniz arkadaşlar. R'nin L'ye oranı, R'nin L'ye oranı dairenin merkez açısının ölçüsünün 360'a oranına eşittir. Yani R bölü 12, 150 bölü 360 olur dostlarım. Şunları bir sadeleştirelim. 12'ye bölelim 3, 3'e bölelim 5. R eşittir 5 çıktı. Şimdi burada bu formülü kullanacağız muhtemelen. Bakın, burada merkez açımızın ölçüsü 180. O halde R'miz şu 6, tabi dikkat edin, bu R değil. Bu dairenin yarıçapı, ama bu kıvrıldığında L oluyor, değil mi arkadaşlarım? 6. Şimdi R bunun yarıçapı. Şurası R. R bölü 6, 180 bölü 360, yani 2 diyorum. 2R 6 ise R 3. R 3 yüksekliğini de bulalım bu koninin. 36'dan 9 çıktı, 27. 3 kök 3'tür yüksekliği. Hemen hacmi, taban alanı 9 pi. Yüksekliği 3 kök 3 bölü 3'tür dostlarım. 9 kök 3 pi çıktı. Üçüncü sorumuz. Taban yarıçapının, bakın, taban yarıçapının uzunluğu ana doğrusunun uzunluğuna oranı 3 bölü 5. Demek ki ben buna 5R dersem taban yarıçapı 3R. Koninin açılımı yanda yapıldığında, şimdi şurası 5R, ana doğru buraya geliyordu, değil mi? Şunun da yarıçapı 3R. Tamam. Merkez açının ölçüsü nedir diye soruyor. Şimdi alfa bölü 360 neye eşitti? Yarıçapın ana doğruya uzun oranına, 3 bölü 5'e eşitti. 5'e böl, 5'e böl, 72. 3 tane 72 ne yapıyor? 6, 21, 216 yapıyor merkez açımızın ölçüsü. Evet, dördüncü sorusu. Bir daire kesilerek bir çeyrek daire dilimi elde ediliyor. Ardından elde edilen parçalar yarıçapları boyunca birleştirilip 2 adet koni elde ediliyor. Tamam. Konilerin yarıçapları toplamı 20 olduğuna göre KL kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi şunun ana doğrusu oluyor, değil mi? Buradaki L oluyor, şuradaki yarıçaplar L oluyor bunlar. Ana doğrularımız aynı. Merkez açısının ölçüsü 90. O zaman hemen 90 bölü 360 eşittir. Bunun yarıçapına R diyelim. R bölü L. Demek ki 4 katı olacağı için R ise 1'e 4 olacak dostlarım. Yani şuradaki yarıçapa A dediğimde ana doğru 4A. Peki şuna bakalım. Burası 270 derece. Şimdi 270 bölü 360'ı hesaplayalım. Bu da 3 bölü 4 demektir. Bu da R bölü L'ye eşit olacak. Bunun yarıçapı bölü L. Demek ki bunun yarıçapı, hani bu 4A dediysem buna, bununki 3A olacak. Şunun yarıçapı da 3A. Peki neydi? Yarıçapları toplamı A ile 3A. 4A'yı 20 vermiş. A 5. A 5 ise bu 15. Bu tarafı da 15. Toplam 30 yapar dostlarım. Yarıçapı 12 birim olan daire biçimdeki karton 3 eş dilime ayrılıp elde edilen dilimlerin ikisinin yarıçapları birleştirilerek dikkoni elde ediliyor. Tamam. İkisinden dikkoni elde edildi. Şimdi bu ana doğru oluyordu, değil mi? 12 dediğimiz yer oluyordu burası. Şöyle şurası oluyordu 12, burası değil. Bunun yarıçapını bulalım, R diyelim. R bölü 12 eşittir. Şimdi eşit parça oldukları için her biri 120 derece. 120 bölü 360 derece oldu. 1 bölü 3. 3R 12 ise R 4. Demek ki şuralar 4, 4. Şimdi neyi soruyor bize? O1, O2, TP. Bakın, şuradaki dikdörtgenin alanını soruyor bize dostum. Şurayı 8 bulduk. Burası da 8.
Şurası Pisagor yapalım hemen şuradan. 144'ten eşittir 16 artı h kare diyelim. 16'yı çıkaralım. 14'ten 6 çıktı 8. 3'ten 1 çıktı 2. 128 eşittir h kare. O da 8 kök 2 yapıyor şurası. 8 çarpı 8 kök 2'dir. Dikdörtgenimizin alanı 64 kök 2 çıkar. Evet, kaçtayız? 5. köşe taşı. Burada da döndürme soruları çözecekmişiz herhalde. Şimdi 6 demek ki burası 3 ki 3 kök 5 olmuş. Dik üçgende milyon kez söylediğimiz şey. AB etrafında döndürün diyor. Bakın bunu biz silindirde falan da yaptık dostlarım. Neyin etrafında döndüreceksen ona göre simetrisini alıyorsun. Hemen simetriyi aldım. AB dışındaki diğer noktalara dönme hareketi yapıyorsun demiştik. Yani şuraya bir elips çizmen işte dönme hareketi. Bakın ne çıktı? Tabanı şu, yüksekliği şu olan koni. Hacmini soruyor. Taban alanı pi r kareden 36 pi çarpı yükseklik bölü 3 diyecektik. 36 pi'yi işaretledik. Şimdi bu da 5, 12, 13 üçgeni. AB etrafında 180 derece döndüreceğiz bu sefer. Biz önce 360 derece bir döndürelim. AB'ye göre simetrisini alalım bu keratanın. AB dışındaki C noktasına da dönme hareketi yapalım. Bakın tabanı burası olan bir koni çıktı karşımıza. Taban alanı pi r kareden 144 pi çarpı yükseklik 5 bölü 3. Şimdi hemen sadeleştirdim. 3'e bölsem 48 pi bölü 5. 48 pi çarpı 5 oldu. Tabi bu ne? 360 derece döndürüldüğümüzde. Yarısı olacağı için bunun 180 derece döndürün diyor arkadaşlarım. 360 da buysa 180 döndürdüğümde yarısı olacak. Gitti gitti 24 pi çarpı 5. O da ne yaptı dostlarım? 120 pi yaptı. 24 çarpı 5. Dik yamukmuş bu. AB etrafında döndürün diyor. Hemen AB'ye göre simetrisini alıyorum dostum bunun. Şöyle bir şekil çıkıyor karşımıza. Bakın şurada bir koni çıkıyor. Yarıçapı 4 olan şurası 3. Yüksekliği 3 olan bir koni geliyor şuradan. Şurası tabanı. Burada da bir silindir oluşuyor arkadaşlarım. Olay bu. Şimdi koninin hacmi taban alanı pi r kareden 16 pi çarpı yüksekliği 3 bölü 3 artı silindirin hacmi taban alanı pi r kareden 16 pi çarpı yüksekliği 6. Üçler gitti. 16 pi buradan, 96 pi de buradan geldi. Ne yaptı? 112 daha 112 pi çıktı cevabımız. Toplam hacim bu. Bu ne diyor? 1, 9. Önce Öklit yapalım. H kare eşittir 1 çarpı 9'dan H 3. BC etrafında döndürün diyor. O zaman BC'ye göre simetrisini alacağız. Bunun hemen şöyle alalım. Şöyle aldık. Bir koni burada oluştu. Bakın bu tarafta bir koni yarıçapı 3 olan bir de bu tarafta oluştu. Şimdi şuradaki koninin hacmi taban alanı pi r kareden 9 pi çarpı yüksekliği 1 bölü 3 artı bu taraftaki koninin hacmi taban alanı 9 pi çarpı yüksekliği 9 bölü 3. 3'e böl 3'e böl burası 3 pi. 3'e böl 3'e böl burası 27 pi. Topladık 30 pi. Evet, son köşe taşımız. Burada da benzerlik oranı yapacağız. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi konilerin bakın küçük koninin 1, büyük koninin 2 birim olduğunu görün. Yani benzerlik oranları 1 bölü 2. Hacimler oranı neydi? Bunun küpü 1 bölü 8. Demek ki küçük koninin hacmi V, büyük olan koninin hacmi 8V. O zaman şuraya 7V kaldı. Suyun hacmi 7V oldu. Koninin hacmi 8V oldu. 7 bölü 8'dir o zaman cevap. Taban alanları ve yükseklikleri birbirine eşit olan dik silindir ve dik koni veriliyor. Şimdi bak, bir silindir var. Taban alanı aynıysa yarıçapı r. Bir de yine yarıçapı r olan bir tane de koni var. Ve ikisinin de yüksekliği h. Tamam.
Dik koni boş olan silindire boşaltıldığında su ile dolu olan dik koni. Şimdi bunun hacmi pi r kare çarpı h bölü 3'tü. Bunun hacmi pi r kare h. Yani bunun hacmine biz v dersek bunun hacmi 3 katı 3v. Sen bu v'yi buna boşalttığında v'sini 3v ya bunun hacmi. 2v'si boş kalıyor arkadaşlar. Dik koni boş silindire boşaltıldığında silindirin kaçta kaçı dolar? 3'te 1'i dolar. 1 bölü 3'ü dolar yani. Üçüncü sorumuz. Bulundukları bölgelerin hacimleridir diyor. Şimdi şunların hepsine 2K diyelim. GE 2K. AG 1K. EC 1K. Buna göre V3, V1, V2 hacimleri arasındaki oranı soruyor. Şimdi önce şurayı yapalım. 1 bölü 3 bunların benzerlik oranı. 1 bölü 3. Bu benzerlik oranı. Hacimlerin oranı 1 bölü 27. Yani ben şuna V hacmi dersem şuna hacim olarak V yazarsam bunun tamamı şurası 27V. O zaman buraya 26V kaldı. Şimdi en küçükle en büyüğü benzerleyelim. 1 bölü toplam 4 değil mi arkadaşım? 1 bölü 4 bu benzerlik oranı. 1 bölü 64 hacimlerin oranı. Şimdi tamamına 64 diyeceğim şurasına V dediğim için. Ama 27'si burada değil mi? 64'ün. Şuraya ne kalır? 64'ten 27'yi çıkartalım. 7, 37V. Şimdi ne istiyordu? V3 eksi V1. 37 eksi 1. 36V bölü V2 26V. V'ler gitti. 2'ye bölelim. 18 bölü 13 çıktı. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Evet, şimdi tarama testine zamanımız var mı? Birazdan zil çalacak. Ben burada durdurayım arkadaşlarım. Taramayı da birleştirir. İkisini bir paketleriz diyelim. Hadi bakalım görüşürüz. Evet, taramayı da çıkartalım aradan arkadaşlarım. Koninin hacmi nedir diye soruyor. Hemen şuradan yüksekliğini bir indirelim. 90'ın karşısı 6 ise 45'in karşısı 3 kök 2 olacak. Buralarda 3 kök 2. Bakın yarıçapını bulduk. Neydi koninin hacmi? Taban alanı pi re kare yani pi çarpı 3 kök 2'nin karesi çarpı yükseklik 3 kök 2 bölü 3'ü unutmayınız. Gitti. 18 kök 2 pi kaldı arkadaşlarım cevap. İkinci sorumuz yüksekliği 60 santim olan silindir diyor. Tabanına eş tabanlı bir koni yerleştiriliyor. Daha sonra silindir ile koni arasındaki boşluğun tamamı su ile dolduruluyor. Şimdi bunun şöyle yarı çapına da R diyelim. Koninin yüksekliği silindirin yüksekliğinin yarısına eşittir diyor. O halde bunun yüksekliği de 30 santim çünkü bu 60 santimdi. İçinden su dökülmeden koni çıkarıldığında suyun son yüksekliği ne olur diye de bir şey sormuş bize dostlarım. Hadi şunu bir hesaplayalım. Şimdi şuradaki suyun hacmini hesaplayalım dostlar. Şimdi tam silindirin hacmi taban alanı pi re kare yüksekliği 60 olduğu için 60 pi re karedir. Koninin hacmi taban alanı pi re kare yüksekliği 30 bölü 3 olduğu için 10 pi re karedir. Yani 6 katı bakın. Bunun hacmine V dersek tamamı 6V, suyun hacmi 5V olur. Boşluktaki şurada kalan suyun hacmi. Demek ki buradaki koniyi çıkarttığımızda geriye 5V'lik bir hacim kalacak demektir dostum. Suyun hacmi 5V'ymiş dolayısıyla. Peki şimdi tamamı neydi? 6V. Şurası da V kaldı. Bakın silindirin yüksekliği 1'e 5 oranında parçalandı. 1'e 5. Yani şurası 10 santim ise şurası 50 santim olmalıdır dedim dostlarım. 2 Denizli'den geldi. 3. Yanal alanı ki pirildi yanal alanı dostlarım. Taban alanının o da pi re kareydi. 2 katına eşit olan diyor. Hemen pi'leri silelim. R'leri silelim birer tanesini. L eşittir 2R çıktı. Koninin yüksekliği 3 kök 3'müş dostlarım. Şöyle bir koni çizelim hemen. Ne bulduk biz? Yanal ana doğrusunu 2R,
taban dairesini de R diye biliyoruz. Yüksekliğini de 3 kök 3 diye bulduk. Şimdi Pisagor yapıp R'yi bulabilirim. Ya da şuranın 30, 60, 90 olduğunu görürseniz 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katı. O zaman burasının da 6 olduğunu buldum. Yüzey alanı nedir diye soruyor. Yüzey alanı tüm alanı demekti. O zaman önce taban alanını bulalım. Pi r kareden 9 pi. Yanal alanı da pirildi. Yani pi çarpı r çarpı ana doğru 18 pi de oradan geliyor. 27 pi çıkıyor cevap dostlarım. Evet. Geldik şuna. 210 derecelik bir yarıçapı da 60. Bakın bu dairenin yarıçapı buradaki ana doğruya eşitti. Merkez açısının ölçüsü de 210. Koninin de yarıçapını soruyor bize. Şimdi formül neydi dostum? Açı bölü 360 yarıçap bölü ana doğru. Şimdi şunların birer sıfırını silelim. 6'ya bölelim 6. 6'ya bölelim 10 olsun. 3'e bölelim 2. 3'e bölelim 7 olsun. 2'ye bölelim 2'ye bölelim 5. 5 kere 7'dir R. Yani 35. Geldik buna. 30, 60, 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı da 3 kök 3 olur. BC etrafında döndürüyorum. O halde BC'ye göre simetrisini alıyorum. Ve BC dışındaki harflere dönme hareketi yapıyorum. İşte tabanı burası olan bir koni. Hacmini soruyor bize. Taban alanı pi r kareden 9 pi. Çarpı yükseklik 3 kök 3 bölü 3. 9 kök 3 pi çıktı cevap. Altıncı sorumuz. Taban yarıçapı 18 birim, yüksekliği 30 olan bir dik dairesel koni tabanına paralel iki düzlemle eşit yükseklikteki parçalar olacak şekilde kesildikten sonra, bakın bunların her birinin yüksekliği eşitmiş dostlarım. 30'du ya, 10, 10 ve 10. Şu yanlar eşit bölünmüş yani kardeşlerim. Peki. Parçalardan alttan ikisi tabanları birbirine teğet olacak biçimde birleştiriliyor. KLM üçgeninin alanı nedir diye soruyor bize. Taban yarıçapı bunun 18'miş dostlarım. Şurayı da 18 yazalım. Şimdi burayı ne diyorduk? 3'e bölmüş değil mi? Şimdi bakalım şuradaki üçgenin çevresini soruyor bize. Neler yapacağız? Bir düşünelim dostlarım. Biraz düşünmeye ihtiyacımız var. Şimdi 18, 30. 6 ile 10. Şu ana doğruyu bulsak mı? İşimize yarayacak mı? Galiba yarayacak ana doğruyu bulmamız ama. Yüksekliği 30 birim olan dik dairesel koni. Yüksekliği 30 eşit yükseklikteki parçalara 10, 10, 10 yaptı. Tamam. Taban yarıçapı da 18. Taban yarıçapı da 18. Özel bir üçgen çıksaydı tam sayılar gelecekti. Özel üçgen çıkmadı ya. O biraz şaşırttı beni. Peki, hadi şunun yarıçapını bir bulalım. R diyelim. 1 bölü, şurası 1 bölü 3 eşittir. R bölü 18'den R'yi 6 buldum. Burası da onların toplamının yarısı olacağı için 12. Şimdi şu en alttaki parçayı buraya koymuş. Taban yarıçapı 18. Üst taban yarıçapını da 12 bulduk. Şurası da yüksekliği 10. Şu ortadaki koni taban yarıçapı 6, alt taban yarıçapı 12. Şöyle bir koni. Böyle de bir şey. Yüksekliği de 10. Bakın burada bir dikdörtgen çıktı değil mi? Şimdi şurası 30. O halde buranın da 30 olması için 12, 6 daha 18, şuraya 12 kaldı. Şimdi şuradaki dikliğimizi bir indirelim. Şurası 10, şurası 12, burası 6 oldu. Şunun alanını soruyor. Çevresini soruyor zannettim ben ya. Of. Tamam, yüksekliğini biliyoruz zaten bunun. 10 ya kardeşim, üçgenin alanı. 12 çarpı 10 bölü 2. 60 yani. Tamam, şimdi oldu ya. Ben de çevreyi bulacağız diye ana doğruyu falan bulmaya kalkıyorum. Köklü sayılar çıkıyor. Şıklara bakıyorum falan filan.
Konu testi. EC AE'nin iki katıymış. Bakın hemen benzerlik yapalım. 1 bölü 3 benzerlik oranı. O zaman hacimlerin oranı küpüydü. 1 bölü 27. Yani bunun hacmi V ise tamamı 27, buraya 26V kaldı. Koni içinde bulunan suyun hacmi 52'ymiş burası. Yani V2, şurası da 2. Koninin hacmi nedir diye soruyor. 52 artı 2 daha 54. Şimdi dik silindirin içine taban dairesinin merkezi O olan dik koni çizilmiştir. CK, KB'nin iki katıdır. K'ya 2K. Hadi şuradan bir diklik indirelim. Şurası 6, 6, 8, 10 oldu. Demek ki buradan aşağı inen diklikte yarısı olacak 4. Yarıçapımız da 6. Silindir ile koni arasında kalan bölgenin hacmini soruyor bize. Şimdi koninin hacmini bulalım. Taban alanı 36 pi çarpı yüksekliği 8 bölü 3'tür. Bu koninin hacmi. Silindirin hacmini bulalım. Taban alanı 36 pi, yüksekliği de 12'dir. Şimdi bundan bunu çıkartınca da aradaki boşluğun hacmini buluyoruz dostlarım. 2'nin cevabı neymiş? Ben çok uzatmak istemiyorum bu işlemleri. Edirne'ymiş diyelim. Bir de öyle çarpma çırpmayla uğraşmayalım arkadaşlarım. Şuna bakalım. Yüksekliği 48 santim olan dik koni biçiminde, bakın dik koninin yüksekliği şurası 48. Zemine dik çakıldığında toprağın altında kalan parçanın hacminin, şuradaki toprağın altında kalan koninin hacmi 8V, üstte kalan parçanın hacmi de 19V. Yani şuradaki küçük koninin, şu koninin hacmi 8V, bütün koninin hacmi 27V. Hacimlerin oranı 8 bölü 27. Neydi bu? Benzerlik oranının küpüydü. Hemen küp kökünü alalım bunların. 2 bölü 3 çıktı arkadaşlarım. Demek ki benzerlik oranları 2 bölü 3. Yani şuradaki yükseklik 2H ise tamamı 3H'tır. Buraya H kaldı. Şimdi 3H'ı bize 48 diye vermiş. H eşittir 16 çıkar. Şurayı soruyor zaten, değil mi? 16. Denizli. Tepe noktaları T, tabanda O1, O2 olan koniler. CD 6'ymış. Demek ki şurası 3. O1 ile O2 arası da 6'ymış arkadaşlarım. Tamam. AB 18'miş. Demek ki şurası 9. Şimdi benzerlik yapalım hemen. Şunun yüksekliğini bulalım. 3 bölü 9. Yani 1 bölü 3 benzerlik oranları. O halde H bölü H artı 6 da 1 bölü 3'e eşit. 3H eşittir. H artı 6. 2H 6. H 3 oldu dostlarım. Daireler arasında kalan cismin hacmi. Şuradaki kesik koninin hacmini soruyor. Şimdi ister şöyle yapın. Büyük koninin hacmini bulun. Üstteki küçük koniyi bulun. Birbirinden çıkarın. Ya da benzerlik oranları 1 bölü 3 ya arkadaşlarım bunların. Hacimlerinin oranı 1 bölü 27 olur, değil mi? Küpü. Yani bu V ise tamamı 27V, buraya 26V kaldı diyebiliriz. Bize 26V'yi soruyor. Biz V'yi bulabiliriz. V neydi? Koninin hacmi, üstteki koninin taban alanı pi re kareden 9 pi çarpı yükseklik 3 bölü 3. Gitti gitti 9 pi çıktı. Bunun da 26 katını soruyor. Yani 26 çarpı 9'u soruyor. 54. Ulan hepsinin sonu 54. 4 ile bitiyor. 9 kere 2 18. 5 daha 23. 234 pi'ymiş arkadaşlar. Taban alanı 25 pi. Şimdi pi re kareden 25 pi'ymiş. Pi'ler gitti. R 5 çıktı. Taban yarıçapı 5 o zaman. Dik koni yeni paralel bir düzlemle kesildiğinde kesitin alanı 4 pi. Şuradaki kesitin alanı 4 pi. O da daire. Pi re kare 4 pi ise R 2. Şurası da 2. Bak 2 bölü 5 çıktı benzerlik oranları. Elde edilen 60 olduğuna kesilen parçanın yüksekliği. Şimdi 2 bölü 5 ya. Şuraya 2h dersem tamamı 5h, buraya 3h kaldı.
ve 3 haşı 60 vermiş. Demek ki haş 20, o zaman kesilen parçanın yüksekliği de 40 olur diyebilirim. Altıncı soruya bakalım. Tepe noktası A olan dikdörtgen koniği yarı yüksekliğinde bir düzlemle kesiliyor. Ara kesiti taban kabul eden ve tepe noktası büyük koninin taban dairesi merkezinde bulunan küçük koni oluşturuluyor. Peki. Küçük koninin hacmi 4. Pekala. Şimdi tam ortadan kesildiği için bu aslında üsttekinin tıpatıp aynısı değil mi? Şuradaki koninin de hacmi 4. Aynısını buraya çevirmiş gibi düşünebiliriz. Benzerlik oranları 1 bölü 2. Hacimlerin oranı bunun küpü 1 bölü 8. Üsttekinin hacmi V ise tamamı 8V. Şuraya 7V kaldı. Şu alttaki kesik koni 7 katı. Yani 28 olacak burası. 4 buradaysa şununla şunun toplamı da 24 olacak. Büyük koninin hacmi. Gerek bile kalmadı. 8 katıydı demiştik değil mi? 8V idi. 8 kere 4 32'dir. Yarıçapı 18 birim olan daire biçimindeki kartondan 120 derecelik bir dilim çıkarılıyor. Ardından bu dilimleri yarıçaplarını çakıştırıp ağızdan açık bir koni elde. Koninin tabanları belli kağıda kapatıp koninlerin tabanı çakıştırılıyor. Tamam. Elde edilen cisimde tabanda görünen yeşil bölgenin alanı acep nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi şu 120 derecelik koninin ana doğrusu 18. Tabii ki bunun da ana doğrusu 18. Şuranın yarıçapı konilerin ana doğrusuydu. Şimdi 120 derecelik bölü 360 demiştik. R bölü bunun yarı çapına R diyelim. Bölü ana doğru 18. Şimdi bu gitti, bu gitti 3. 3 ile de bu gitti 6. Bunun R'si 6 çıktı. Şimdi büyüğünün R'sini bulalım. Bunun da ana doğrusu 18. Yarı çap bölü 18 eşittir. Bunun merkez açısı 240. 240 bölü 360. Sıfırlar gitti. Gitti gitti 2. 2 ile bu gitti 12 çıktı. Bunun da yarıçapı 12. Şuraya da 6 kaldı. Şimdi bizde yeşil bölgenin alanını soruyor ya. Buradaki yarıçapı 12 olan dairenin alanı 144 pi'den sarı daireyi çıkartacağız. O da pi r kareden 36 pi'yi çıkartacağız. 144'ten 36 çıkarsa 108 pi kalır yeşil bölgenin alanı. Kesik koninin hacmi nedir diye soruyor bize dostlarım. Gelin bu kesik koniyi şöyle tam koni haline getirelim biz. Şimdi benzerlikten şunu yapalım. 2'ye 8 benzerlik oranları. Yani şurası 2K ise tamamı 8K. Buraya kaldı 6K. Hatta 2'ye de bölelim. Burası K, burası 3K olsun. Bakın 3K 9, K 3 olur. Şurası 3. Şimdi bu üsttekinin hacmini bulalım. Tabii bunun için yüksekliğini bulacağım. 9'dan 4 çıktı. Kök 5. Hatta burası da 3 katı olacağı için dostum. 9, 2, 3 katı olacak tabii ki. 3 kök 5 diyebiliriz buranın da yüksekliğine. Şimdi bütün koniden üstteki küçük koniyi çıkarabiliriz. Bu bir yolu. Ya da şöyle yapabiliriz. Üstteki koninin hacmini buluruz. Taban alanı pi r kareden 4 pi çarpı yükseklik kök 5 bölü 3 ya. Benzerlik oranları neydi bunların? 1'e 4. 1 bölü 4 benzerlik oranları. Hacimlerin oranı 1 bölü 64 olur değil mi dostlarım? Yani burası neyse V diyelim. Tamamı 64V. Şuraya ne kalıyor? 63V. Bize de kesik koniyi sorduğu için V'nin 63 katı. Yani şunun 63 katı. Gitti gitti 21. 84 kök 5 çıktı arkadaşlarım cevap. 8 olan daire dilimi dikmiş. Dik koni yüzeyin açık aldığı halde bu koninin taban yarıçapı kaçtır? Verilen dairenin bir koninin yan yüzeyinin açık hali. Şimdi bunu kapattığımızda koninin nesi oluyordu buranın yarıçapı? Ana doğrusu. Biz de yarıçapını arıyoruz. Koninin taban yarıçapını. Şimdi R bölü ana doğru. Merkez açımız 270 bölü 360. Birer sıfır gitti. 9'a böldüm 3, 9'a böldüm 4, 4'e 4'e böldüm 2. 2 kere 3, 6 santim çıktı yarıçap. 10. sorumuz. Dik koni biçimindeki deponun B ve C noktalarına birer musluk takılıyor. İki musluk birim zamanda eşit miktarda su boşaltabiliyor. Tamamen su dolu kapta musluk tek başına
açıldığında hangi musluk? Üstteki musluk tek başına açıldığında kaptaki su KC seviyesine kadar 76 saniyede boşalıyor. Şimdi şunların benzerlik oranlarını yazalım. 1 bölü 2 değil mi şu bunların ikisi? 1 bölü 2. Hacimlerin oranı 1 bölü 8. V ise 7V. Şimdi en büyüğüyle yapalım. 1 bölü 3. Hacimlerin oranı 1 bölü 27. 27 olacak tamamı. 19V kaldı buraya da. Şimdi diyor ki 19V'yi 76 saniyede boşaltıyoruz diyor dostlarım. 76 saniyede. Yani bu musluk 1V'lik hacmi kaç katı oluyor lan? 4 katı mı oluyor? 40, 36 da evet. 4 saniyede boşaltıyorlarmış. Peki paralel 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 diyor. Abi eşit 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 diyor. Alttaki musluk açıldığında kalan su TB seviyesine kadar kaç saniyede boşalır? Şimdi burası boş zaten. Şuradan itibaren 7V'yi kaç saniyede boşaltır diye soruyor. 7 kere 4, 1V'yi 4 saniyede boşaltıyordu ya, 28 saniyede boşaltır. Aşağıdaki dik dairesel silindir kabın hacmi aynı tabanlı dik dairesel koninin hacminin 6 katına eşittir. Yani bu V ise bu 6V'ymiş dostlarım. Tamamdır. Şimdi yükseklikte 96'ymış, ona da tamam. Şimdi gelin şunun yarı çapına R diyelim. Tabii ki silindirinki de R oldu. Hacmini hesaplayalım bunun. Taban alanı pi R kare çarpı yükseklik H bölü 3. Şimdi buna V demişiz biz. Bunun 6 katı dediğimiz zaman şuranın hacmine denk düşüyor değil mi? 6 ile çarparsam bunu şöyle 6 ile çarpalım. Gitti gitti. 2 pi r kare h geliyor bunun da hacmi. Yani yüksekliği bunun 2 h'mış dostum. Bak pi r kare taban alanı, yükseklikte 2 h'mış. Şurası 2 h, bunun yüksekliği de h'mış. 3 h 90, h 30. Demek ki 2 h 60. Peki şimdi bizim şuradaki v hacmimizdi. Şu v'yi buraya getirdik, döktük. Silindirin hacmi 6V idi. 5V'si de boş kaldı. Şimdi bizim silindirimizin yüksekliği 60 santim. 6V 60 santim ise V 10. Burası da 50 santim. Demek ki suyun yüksekliği 10 santimdir diyebilirim. Başka da soru kalmadı zaten. Evet hadi gobeller. 43 dakikaya yaklaşıyoruz. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın dostlar. İzleyip izleyip kaçmayın oğlum ya. Abone olun. Biz de mutlu olalım da gaza gelelim. Daha çok çekelim. Yoksa böyle ben arada sırada canım sıkıldıkça çekiyorum işte. Hadi görüşürüz.